Merhaba. İşte. Merhaba Mehmet, nasılsın? Hoş İyiyim, geldin. teşekkürler. Siz nasılsınız? Selamlar. Sağ olasın, selamlar. Ben deyim, şöyle biraz daha indirsem daha iyi sanırım. Tamamdır. Ne var ne yok, nasıl gidiyor karantina günleri? Karantina günleri güzel. Yani benim için daha motivasyon kaynağı oldu diyebilirim. Yani tabii ülkemizdeki ve tüm dünyadaki durum üzücü. Fakat yani biraz da onu kendimize çevirmek gerekirse güzel oldu. Biraz kendimize kalabildik. Biraz daha kendimize ilgilenebildik diye düşünüyorum. Kesilme oldu. Tamam. Baştan sorayım soruyu çünkü takipçilerimiz Tamam. duyamadılar maalesef cevabını. Tamam. Sana karantina günleri nasıl gidiyor diye sordum. Sen dedin ki tabii ki olay üzücü, yaşananlar vahim ama kendi adıma bir motivasyon unsuru oldu. Onu açıklıyordum bana, bize. Evet. Yani hani ülkece ve global anlamda bayağı kötü bir durum geçiriyoruz. Keşke bu şekilde olmasaydı. Fakat zarar içerisinde biraz da kendimize kalarak iç motivasyonu güçlendirerek kendimize artılar çıkarmamız gerekiyor bu durumda. Ben bunu birazcık daha hani kendime yönelik çıkardım. Çalışmalarımı bireysel olarak arttırdım. Biraz daha kendime kaldım. Çünkü çok yoğun bir şekilde de antrenörlük şeklinde de devam ediyor hayatım. Hem antrenör hem Doğru. sporcu olarak. O şekilde birazcık daha sporculuğuma daha fazla önem vermeye başladım diyebilirim bu süreçte. Şimdi aslında şimdi biraz kickbox sohbeti yapacağız seninle. Ama o bahsettiğim mevzu, yani bu kendi içine dönme, kendi içini keşfetme aslında dövüş sporlarında önemli kavramlardır. Her ne kadar hani sadece uzak doğuyla bağdaştırılan kavramlar olsa da uzak doğu Tabii. kökenli dövüşlerle alakalı aslında bütün hepsi için geçerli mevzular. Bize biraz bunu açabilir misin o yüzden? Bak güzel bir orta yaptın aslında bana. Ben de bu şekilde ortayı hemen bir asiste çevirmeye çalışayım sana. Bu Tabii. iç dünyayla başa çıkmak o dövüş sporlarında. Ya yani bu nasıl bir olay? Çok dövüş, yani çok severim, çok anlattım. Hala anlatıyorum işte. Amerikan güreşi anlatıcısıyım bir yandan da. Ama tabii işin psikolojisine çok hakim değilim. Nedir bu iç dünyada kendinle beraber olabilmek, kendine dönebilmek ve bunu dövüş sporlarında ringe pozitif bir şekilde yansıtabilmek? Yani kendinize kalabilmek şu, tabii ki şimdi her sporcunun hayatı hem işleyiş bakımından farklı. Kimi sporcular hala üniversite döneminde, kimisi kariyer anlamında benim gibi, ben de işletme sahibiyim aynı zamanda, antrenörlük de yapıyorum. Aynı zamanda sporculuğumu da devam ettiriyorum. Hani tüm bu sürecin içinde, yani sporculuğun dışındaki hayatımızda kendimize bazen kalmayı unutuyoruz. Yani diyeceksin ki Mehmet, zaten antrenman yapıyorsunuz, kendinize kalıyorsunuz. Değil. Biraz daha böyle kendinize fokuslanıyorsunuz. Tam bu süreçten bahsedebilirim. Yani kendinize yönelik antrenmanları daha fazla yapabiliyorsunuz. Biraz daha kendinize zaman ayırıp kendinizi fark edebiliyorsunuz. Bu iç motivasyonun artışı da gerek ringlere gerek dışarıya çok olumlu yansıyor. Antrenmanların ne kadar verimli geçmesiyle, kendinizle ne kadar fazla daha çok ilgilenmenizle birlikte daha fazla başarı sağlıyorsunuz diyebilirim yani. Ben bu konuda bayağı artıdayım diye düşünüyorum kendi anlamımda. Çünkü çevremden aldığım şeyler de, dönütler de bu şekilde. Günlük antrenmanlarımızı paylaşıyoruz insanlarla. Motive olup spora başlayanlar, spora yönelen insanlar var. Bunları duydukça, gördükçe daha çok mutlu oluyorum mesela. En küçük örneği bu şekilde. Tekrar sevgili Mehmet Mıstık'la beraberiz. Tekrar merhaba. Kendisiyle dövüş sporu üzerine, kickboksçu kendisi. Ki şimdi tam onu soracaktım kendisine. Biraz bize Mehmet Mıstık'ı tanıt. Yani neler yaptı, neler etti kickboksa, nasıl başladı, nasıl tanıştı, dereceleri vesaire. Bize böyle bir genel bir CV anlatıver hadi. Genel bir CV anlatmak gerekirse Mehmet Mıstık 1992 Antalya doğumlu. Kickboksa tanışması dayısının küçük eldivenleriyle başladı. Deri eldivenleriyle. Çünkü bizim ailede de Antalya'da da pehlivanlık, biraz daha spora Tabii. yatkınlık var. Onu Sülalelerimizde soracaktım de zaten. Tamam. var var. Güzel. Güreşen pehlivan kuzenlerim de var. Ama dayım, küçük dayım daha önce boks yaptığı için onun küçük deri eldivenleri vardı. Amerikan güreşlerinden bahsederken siz, bunlar daha önce Rocky'lerle falan da, daha Rocky filmleri falan vardı. Dayım bize bunları izletirdi. Biz bunlarla Ha. falan büyüdük. Onların eldivenleriyle falan derken, dayım da geçmişte yaptığı için birazcık daha biz artık büyüyüp bu sporu fazla gönüllediğimiz için dayıma tekrar istedim. Yani dayımdan istedim. Sen de yaptığın için bize bir yol gösterir misin? Daha önce gittiğin kulüp neresi? Daha sonra dayım da tabii yarıda bırakmak zorunda kaldığı için bu işi.
Biz dört kuzen artı bir dayım spor salonunun yolunu tuttuk. Ta ki dayımın yaptığı yer Antalya'da. Demirpençe Spor Kulübü. Ve burada başladı 2007'de serüvenimiz. 2007'den 2010'a kadar bir fiil antrenmanlar devam etti. Yani tabii küçük turnuvalar oluyordu ama kaybediyorduk. Daha amatör sporcuyduk. Kendimi pişme aşamasındaydık. Ta ki 2009'a kadar. 2009'da ilk Türkiye üçüncülük derecemi aldım. Yılda iki defa Türkiye şampiyonaları yapılıyordu. 2009'un ikinci çeyreğinde Türkiye ikincisi oldum. 2010'da Antalya'da düzenlenen Türkiye şampiyonasında şampiyon oldum gençlerde. Daha sonra önüm bir anda açıldı. Tabii şampiyonlukla birlikte omuzlarınızdaki yük de yükseliyor ve daha çok çalışma azmine kavuşuyorsunuz. En başta aile desteği de tabii önemliydi. Dayım her zaman yanımdaydı, ailem, annem, sevdiklerimiz. Bu şekilde onların da desteğiyle birlikte 2010'daki şampiyonlukla 2011'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 19-26 Eylül'de Dünya Gençler Şampiyonası vardı. A milli takıma seçildim. Burada da dünya üçüncüsü oldum. Biraz benim başarı öyküm bir anda fırladı diyebilirim. Harika. Ondan sonrası tabii daha güzel devam etti. Bu süreçte Hacettepe Üniversitesi beden eğitim öğretmenliğini kazandım. Tercih ettim diyelim. Milli sporcu atamasıyla orada lisansımı devam ettirdim ve bitirdim. Bu süreçte de kendimi yetiştirmek adına bu zaten mesleği de bu şekilde yapmak istiyordum. Yani sporcu yetiştirmek istiyordum ileriye dönük milli sporcular. Kendimi bu konuda biraz daha yetiştirebilmek adına üniversitede bir kulüp kurdum. Kickbox ve Muay Thai topluluğu adı altında. 5 yıl boyunca bu kulübü biraz daha çalıştırdım ve birçok öğrenciyle çalışma fırsatım oldu üniversite boyutunda. Burada da kendimi antrenörlük anlamında yetiştirirken tabii ki dereceler devam ediyordu. Birkaç talihsiz kaza yaşadık. İşte sporcu yaralanmaları diyelim. Küçük zamanlar ayrı kalabildik spordan. Fakat devam ettik. Çünkü spor gerektirir, devam gerektirir başarılar. Bu şekilde devam etti. Hala milli takımdayım. Her sene, son 2 senedir milli takıma hizmet veriyorum tekrar tekrar. Elimden geldiğince başarılarımı en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyorum Peki, diyebilirim. şimdi biraz Türkiye'deki yerinden bahsedeyim kickboksun. Aslında Türkiye'de dövüş sporları çok popüler hakikaten. Evet. Senin de işte salonun da var. Salonlara çok rağbet var. Bu son dönemde özellikle dikkat ediyorum. Bir de hani özellikle başta kadınlar olmak üzere bu dövüş sporlarının işte boks antrenmanları, işte kickboks antrenmanları falan bayağı bir rağbet gördüğü dönemdeyiz. Şimdi bu şimdi bir sokaktaki insanın yani spor amaçlı olan ama profesyonel amaçlı olmayan bir ilgi var. Bir de yıllardan beri kickboksa da profesyonel anlamda çok büyük bir yoğun ilgi vardır Türkiye'de. Bu ilginin sence hem şimdi mesela sen kendi hikayeni anlattın. Bir spor zaten Antalya pehlivan kültürü vesaire yani senin için zaten rota hayal hemen çizilmiş. Ama genel anlamıyla baktığın zaman Türkiye'de kickboksun bu kadar tutmasının sebebi, bu kadar sevmesinin sebebi. İşte bir sürü organizasyonlar yapılıyor. Antalya'da yine geçenlerde bir Evet. organizasyon vardı ki işte benim arkadaşım, sevgili arkadaşım İzgecan Günal anlatmıştı hatta onu da. Yani bayağı bir organizasyon da yapılıyor. Nedir bu bunun ilginin bu kadar sebebi? Kickbox öncelikle yani günümüzde şimdi çok çok tutulmaya başladı. Trend bir spor halinde. Dünyanın her yerinde sadece ülkemizden daha çok. Ülkemizde de bayağı rağbet görüyor. Özellikle kadınlar tarafından. Aynı zamanda antrenör de olduğum için hani bu konuda da güzel konuşabilirim. Şimdi kickbox sporu güzel bir kardiyo sporu en baştan. En başta kendinizi savunma sporu ve en güzel stres attırıcı bir sporlardan birisi. En azından torba döverek bile günün yorgunluğunu atabilirsiniz yani. Güzel bir antrenman şekliyle her zaman fit ve atletik bir vücuda sahip olabilirsiniz. Kondisyon açısından güzel bir spor. Sadece bunu spor olan yapan kısım bu şekliyle de ilgilenip ve mutlu olduğunu görüyorum. Yani bugün günümüzde sadece koşu yapmakla yetinmeyen, 1 saatin içinde çok yüksek kardiyolu bir antrenman çıkaran kişiler memnun kaldığını söylüyorlar ve güzel geliyor. Spor anlamında da bayağı ilgi çekmeye başladı tüm dünyada. Çünkü seyir zevki güzel. Bizim Türk insanımız da seviyor kickboksu bence. Yani Aynen. görmeyi, biraz daha mücadeleyi seviyor diyelim. Fair play çerçevesinde tabii ki de. Seyir zevki de yüksek olduğu için bunlar artık daha çok ekranlarda bol bol görüyoruz. Bazı kanallarda fazla fazla organizasyonlar var. Antalya'da da bol bol organizasyonlar var. Benim kendi hocalarım da bunları yapıyorlar. Ben hani bu açıdan daha çok rağbet gördüğünü düşünüyorum. Seyir zevki yüksek, spor anlamında bolca insana teknik, refleks, kardiyo anlamında yani fiziksel anlamda da iyi hissettirdiğini düşünüyorum.
Peki uluslararası arasında Türkiye'nin gibi mesela şimdi Hollanda gibi bir ekol bir ülke var. Şimdi kickbox dediğimiz zaman şüphesiz bu işin içerisindeki herkes bir Hollanda'dan bahseder. Türkiye'nin işte bizde yani Hollanda oradan yine Gökhan Saki gibi isimler bir Tabii. anda çıkmıştır. Yine yani Türk sporcular yetişir oradan. Türkiye'nin genel olarak dünyadaki yeri nedir? Sen şimdi mesela çok özel başarılarından da bahsettin. Uluslararası başarılarından da bahsettin ama genel anlamıyla yerimiz bu kadar ilginin yoğun olduğu bir spora göre yeterli noktada mı sence? Yeterli noktaya gelmiş vaziyette diyebilirim. Yani Türk milli takımı adına konuşacağım biraz daha çok. Son zamanlarda büyük başarılar gösteriyoruz. Son birkaç yıldır Türk milli takımı gerçekten başarılı ve buna noktayı koymak üzereyiz ve Türkiye'ye bile alındı birkaç organizasyon. Geçtiğimiz Doğru. yıllarda Avrupa Dünya Şampiyonaları ülkemizde yapıldı. Hatta süreç nasıl ilerleyecek bilmiyoruz. Düzelirse Avrupa Şampiyonası Antalya'da olacak bu yıl. Büyükler kickbox. Tabii yurt dışında da oldukça tutuluyor ama biz bu disiplini fazla edindiğimizi düşünüyorum sporcu arkadaşlarım adına da. Gayet hani ülkemizde oldukça desteklediği için seyir anlamında, spor yapma anlamında gayet tutulduğu böyle demirbaş bir spor olduğunu düşünüyorum. O yüzden yani ülkemizdeki yeri ve başarısı şu an dünyada gayet iyi gidiyor. Profesyonel başarılarımızda da temsil eden arkadaşlarımız var. İşte Cihat Kepenek var ve ismini sayamadığımız bir sürü arkadaşlarımız var. Hollanda'da Glory'de bizi temsil ediyor mesela Cihat. Aklıma şu an o geldi. Yani birçok arkadaşlarımız da profesyonel anlamda gayet iyi sporcular yetiştiriyor. Hocalarımız çok emektar Türkiye'de. Oldukça güzel sporcular yetiştiriyorlar her klasmanda. Biz amatör kısmında dövüşüyoruz hani Avrupa Dünya Şampiyonlarında ama profesyonelde de dediğim gibi çok çok güzel sporcu arkadaşlarımız var. Bunlarla birlikte şu an yerimiz oldukça iyi. Zirvede kafa kafayız diyebilirim yani. Peki biraz senin salondan bahsedelim. Yani hem bu salona işte açış hikaye hani nereden yola çıkarak hangi düşünceyle yola çıkarak başladın? Artı ilk gelen kişiye işte öğrenciye ya da işte potansiyel müşteri, potansiyel öğrenci artık söylemek gerekirse ilk kurduğun cümle ne oluyor? Yani çünkü birçok kişi öyle demiş sporuna gelirken abi işte vuracağım, kıracağım, kaçacağım falan hani hele genç yaşlı arkadaşlar muhtemelen olamadıdırlar. İlk olarak ne söylüyorsun onlara? Yani ilk olarak aslında onları bir dinliyorum. Onların heyecanını görmek benim için önemli. Çünkü dediğim gibi milli sporcu yetiştirmek ya da Türk toplumuna bir sporcu kazandırmak her zaman hayalimdi. Çocuklara erişebilmek özellikle. Çünkü çok küçükten başlamanız gerekiyor bu disipline. Onlara bu disipline verebilmelisiniz. Öncelikle de kendi yaptıklarınızda örnek olmalısınız. Sadece başarı anlamında değil. Kesinlikle antrenman düzeninizle, disiplininizle. Çünkü insanlar bunu çok inceliyorlar. Eğitiminizle. Ben bu konuda ilk önce kendimi yetiştirip gelenlere örnek olmayı hedeflediğim için şu an ana hedeflerimden birisi bu. İlk gelenler genelde heyecanlı. Genelde maçlara ne zaman çıkarım, ne zaman işte dövebilirim. Hep sonuç odaklı geliyorlar. Ama işin onlara öyle olmadığını her zaman şey söylüyorum. Yani çok anlatıyorlar güzel heyecanları. Ben de diyorum ki bir antrenman yapalım öncelikle. Bir antrenmanda yani görelim boyunuzu posunuzu. Yani böylece daha güzel oluyor. Antrenmanın sonundaki yüzleriyle, yüz ifadeleriyle tabii başındakinin aslında dağlar kadar zormuş hocam ya. Görüldüğü gibi değilmiş ya. Çünkü ringde ya da tatamide bizleri izlerlerken, dövüşürken işte spor müsabaka anında genelde hep şey oluyor. O tekmeyi atmalıydın. Nasıl atamadın orada? Nasıl o darbeyi yedin? Başını neden eğdin? Çünkü dışarıdan çok kolay görülüyor gibi Çok kolay değil galiba. mi? Yani her sporda bence böyle. Futbolda da böyledir eminim. Aynen. Ama onlar da öyle görüyorlar. Çok küçük yaştaki çocuklar özellikle. Ama antrenmanın içine girince ilk darbeyi yiyene kadar her şey. Darbeyi yedikten sonraki halleri yani ben onların o suratın ekşidiğini görebiliyorum yani. Tabii ilk önce darbe yemeyi öğrenmelerini söylüyorum. Çünkü bu iş Peki böyle. ya şeyi merak ediyorum. O antrenman ilk antrenmanlarda hemen ringe atılıyor mu Ringe öğrenci? atılmıyor. Tabii bizim ısınma antrenmanlarımızdan sonra, ısınma sürecinden sonra model çalışma dediğimiz karşılıklı eşleşerek teknikleri bizim gösterdiğimiz ve birbirlerine uyguladıkları bilinçli bir şekilde bir sistem var. Model çalışma. Genelde bunu yapıyorlar ama bilinçli bir şekilde o darbeyi alacağını bile o darbe daha ağır geliyor yani. Hani Tabii. tabii maçın ortasına atamıyoruz. Ama bazen çok çok böyle istekli, çok fazla yükselen arkadaşlar var. Genelde onlarla ben bir birebir diyorum ki siz bir heyecanınızı benim üzerimde atın. Küçük küçük oynayabiliyoruz yani müsabaka anında. Heyecanlarını almak adına yani tabii ki de erken.
Peki ya şimdi mesela daha şimdi kickboksta adı üzerinde zaten sporun adına baktığın zaman çekme faktörünü görüyorsun. Yani inanılmaz bir şey. Anlattığım zaman yani ne hale gelen bacaklar görmüşüzdür. Tabii. Onu biraz teknik bir sorusu olacak belki ama hani darbe almayı öğrenmek. Nasıl yani mesela o tekniği nasıl karşılayabilirsin? Geliyor ve hani çok şiddetli ya da sen gönderiyorsun işte o tekniği çok şiddetli bir şekilde gidiyor rakibine karşı. Ne yapabilirsin ki o an? Yani o tekmeden nasıl koruyabilirsin o baldır kısmına doğru gelen tekmeyi? Ya tabii bunların blok çalışmaları var. Hani biz de hocalarımızdan bunları öğreniyoruz. Bunlar tane tane bize gösteriliyor. Tabii ki bunlar şimdi bizim spor birazcık böyle şey değil, gösterdiğin direkt uygula şekli daha çok reflekslerle hareket edilen bir şey. Zamanla da kazanılan bir şey bu refleks hareketleri. Bazen öğrenmek için çok yemen de gerekiyor. Bazen yani bazen burası gerçekten ezilecek. Bazen o darbeyi yiyeceksiniz. Çünkü o zaman canınız acıdığında onu kaldırma gereksinimi duyarsınız ayağınızı. O şekilde korunmalar, bloklar, birçok teknikler var. Bunlar hep çalışıla çalışıla, biraz da tecrübe edine edine gelişen şeyler diyebilirim yani. Peki yani şunu soracağım bile şimdi maçta dövüş sporunda yani ben de kickboks hani biraz daha farklı diğer dövüş sporlarına özellikle uzak doğu kökenli sporlarına çünkü bu kickboksta temas çok daha fazla yani o bildiğimiz yani uzak doğu kökenli klasik işte karate gibi tekvando gibi judo gibi sporlarda farklı olarak temas çok güzel. Boks gibi bir aslında bir temas var yani daha gergin bir hava varmış gibi hissediyorum ben o yüzden ama yani çok nadir görmüşümdür. O gergin havada hakikaten böyle bir gerginlik boyutuna ulaştığını. Orada o sükuneti korumak. Sonuçta yani birbirinize vuruyorsunuz ama dediğim gibi yani aslında direkt çok sert darbeler ve diğer işte o dövüş sporlarına nazaran daha fiziki temasın Tabii. ve işte handball maçı gibi sürekli gerilmeye muhtaç şey sürekli gerilmeye imkan veren bir durum. Onunla başa çıkmak. Belki biraz başta anlattığım bir mevzu bu. Hani iç dünyayla alakalı ama onunla başa çıkmak. O sakinliğini koruyabilmek ve rakibe bir yandan da tabii saygıdır bu. Onu nasıl koordine ediyorsun acaba kendi içinde? Şöyle, öncelikle bunun bir oyun olduğunu, bir yarışma olduğunu kesinlikle kafada toplamamız lazım. Çünkü bir öfkeyle başlarsanız, yani sonuçta bu öfke değil, burası kuralları olan, süresi olan, roundları olan bir yarışma, bir oyun. Bu oyunda sakin kalan daha çok kazanıyor. Doğru yerde doğru hamle yapmanız lazım. Gerekli yerde çok güzel refleks göstermeniz lazım. Önce bunun bilincini oturtmanız lazım kendinizde. Çünkü ben kendi rakiplerimde de, kendi tecrübelerime de dayanaraktan bunları size söylüyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Çok hırslı rakiplerim de oldu bana karşı. Şimdi Ha. onların hırslarını tolere etmek benim sakinliğimden elde geçiyor. Ben de aynı şekilde hırslı davransaydım. Bazen iş çok karışıyor. İşin ortasından çıkamıyorsunuz. Yani ama onun hırsını kendine çevirmek daha güzel oluyor. Çünkü sana daha hırslı vurmak istiyor. Daha bitirici vurmak istiyor. Sen küçük kaçışlar, tam vurduğunda işte onun sinir bozucu teknikler. Bunları biraz daha kullandığında daha önde oluyorsun. Bence bunu bu şekilde yönetmek gerekiyor. Diğer türlü çok sert vurayım, işte maç bir anda bitsin, kazanayım, biraz daha şova dökeyim. Bence sonraki iş. Öncelikle iş birazcık daha akıl oyunu yapmak, biraz daha satranç oyunu gibi taşları doğru hamleyi doğru yerde kullanmak. Kesinlikle antrenörü iyi dinlemek gerekiyor. Hiç mesela diyeceksin, her zaman rakiplerimizi bilmiyoruz. Herkes kapalı bir kutu, özellikle yurt dışında. Tabii ki de çoğu rakibimizi takip ediyoruz, biliyoruz kimlerin nasıl dövüştüğünü ama bu zamana kadar hiç karşılaşmadığım kimsenin bana nasıl davranacağını bilemem. Yani A kişisine, B kişisine farklı oyun kurgulamış olabilir. Bana nasıl kurgulayacağını bilemediğim için ben öncelikle birazcık ilk roundların böyle bir yoklama açısından geçmesini temenni ediyorum. Sonra antrenörümü dinleyip artık eksiklerim varsa o şekilde devam ettiriyorum maçı yani. O şekilde. Milli kickboksçumuz sevgili Mehmet ile beraberiz. Hemen onu bir kez Mehmet Mıstık'la beraberiz. Onu hemen bir kez daha hatırlatalım. Şunu soracağım peki. Yani biraz daha seninle ilgili bir soru. İlk böyle bir uluslararası arenaya çıktığın zaman işte yani işte, turnuvaları gerçekleştirdin. Şey, Türkiye'de başarı elde ettin. Uluslararası başarı arenaya çıkıyorsun. Orada ne hisler var? Ve oraya gittiğin zaman mesela kafanda böyle şey, yani izlediklerin arasında ya şu adama hayranım, şu var, bu var filan gibi isimler var mıydı? Onlarla hiç denk geldiğin zaman neler oldu? Yani yakın bir şey anlatacağım size. Tabii Lütfen. ki de ilk yurt dışı deneyimimde, yani dünya üçüncüsü olduğum deneyimimde biraz daha hani çocuksunuz, 18 yaşındasınız. Gençlerde ilk milli takım deneyiminiz. Heyecan had safhada.
ülkenin bayrağı göğsünüzde. Yani muhteşem bir duygu. Yani ben bunu had safhada yaşayan bir sporcuyum. Bence tüm milli sporcu arkadaşlarım da aynı şekildedir. Muhteşem bir yer. Bütün organizasyon, tüm bayraklar orada. Herkes çalıştı, geldi, hazır ve tüm tecrübelerini dökmek için hazır. Yani ben bunu had safhada yaşıyorum. Çok güzel bir gurur. Çünkü sizi aileniz bekliyor, sevdikleriniz bekliyor. Bir haber, işte madalya, bir turu geçti mi, kaybetti mi? Ama şunu da görüyoruz. Kazandığımızda da hep birlikte seviniyoruz. Kaybettiğimizde de aynı şekilde. Tabii ki de bunun yanı sıra ben dünya üçüncüsü olduğumda ağlamıştım. Gayet iyi hatırlıyorum. Üçüncü oldum. Bu şey gibi geldi. İlk dünya deneyimim tabii. Ama ağlıyorum. Federasyon başkanımızı hiç unutmuyorum. Ağlarken geldi. Neden ağlıyorsun Mehmet dedi. Dedim üçüncü oldum başkanım yani. Yani ülkeme yani alışmışsın altın kazandırmaya. Ama dünyada aynı şekilde olmayacak tabii ki de tecrübeyle. Direkt sonuç odaklı düşünüyorum ben de. Dedi ne olduğunun farkında mısın? Yani dünya üçüncüsü oldun. Yani hani dönünce ülkeni anlarsın dedi. Hani çok üzülme. Ben bunu gayet iyi hatırlıyorum Belgrad'da. O yüzden dönünce bunu gerçekten hani ülkemiz bağrına basıyor böyle o madalyayla seni karşılıyorlar. Muhteşem bir başarı. Bunu hiç unutmamıştım. Bu benim için çok çok önemli, güzel bir deneyim diyebilirim. Yakın zamanda da anlattığım, şimdi rakiplerimi tabii daha deneyimliyorum. 2019 Ekim ayında Bosna Hersek'teydik Dünya Şampiyonası'nda. Takip ettiğim sikletimizin NM şampiyonu bir tane arkadaşımız var. Avusturyalı Roman isminde bir arkadaşımız. Yani onunla dövüşmeyi çok istiyorum. Gerçekten çok çok iyi. Belki kaybedeceğim. Belki, ama ona karşı dövüşmeyi hep istemiştim. İki senedir denk gelmedik. Kaybedersem de ona kaybetmek istiyorum yani. Öyle bir olay var. Öyle bir olay var. Şöyle bir olay var şimdi. Kura çekildi. Abi Bosna Hersek'te. Ben İtalyan'la eşleştim çeyrek finalde. Roman'da farklı bir Rus'la eşleşti. İlk dörtte beraberiz. Ben İtalyan'ı geçtiğim takdirde Roman'la yarı finalde dövüşeceğim. Ha. Dedim ki tamam dedim ya. Hani İtalyan'ı almam lazım. Hani ilk önce her zaman şunu der hocalarımız. İlk rakibin her zaman finalindir. Ama o an onun heyecanına bile kapılmışım ki. Ona, ben direkt ikinci kademeyi düşünüyorum yani. Her ne kadar profesyonelde olsanız, milli takım sporcu olsanız orada bambaşka bir Mehmet, bambaşka bir sporcu modülüne giriyorsunuz heyecandan. Roman'ın maçı benden önceydi abi. Abi Roman knockout oldu gözlerimin önünde. ben bittim. Psikolojik nasıl ya dedim. Hani golün önünde yıkıldı anladın mı yani? Hani onu yıkan Rus bizi ne yapmaz? Yani hani öyle bir olay var ki, öyle bir heyecan var ki sana anlatamam. Tam maça çıkacağız böyle ısınıyoruz. İtalyan yan taraftan seni kesiyor, sen onu kesiyorsun. Herkes böyle bir dik mizaçlı. Karşıda da kilonun en favori adamı izleniyor. Abi Rus bir kroşe vurdu. Yani böyle bir şey yok mu? Sadece bir kroşeymiş ya. Adam kalkamadı abi. Nakavt oldu. Kaybetti. Dereceye bile giremedi. İlk defa. Yani bugün adamın karnesini açtığınızda altından başka hiçbir şey yok. Ve girdiği şampiyonlarda iki siklette birden, üç siklette birden girip hep şampiyon oluyor. Tabii ben de İtalyan'a geldim. Herhalde ondan etkilendim. O yüzden bu sene de veda ettik çeyrek finalde. Tabii üzücü şu an gülerek anlatıyorum. O gün sadece böyle ağlıyorsunuz falan yani çok kötü bir durumdu. Ama yani hala o tekrar bu arada 2019'da ikincisi düzenlendi Dünya Şampiyonası'nın farklı branşlarda çünkü. Üçü bir ülkede oluyor. Dört branş bir ülkede. Kickbox kendi içinde yediye ayrılıyor çünkü branş. Ülkemizde yapıldı ikinci kısmı Dünya Şampiyonası'nın. Roman'la gittim fotoğraf çekindim yani. Böyle dünya şampiyonu oldu. O farklı bir siklette. Ben onun katıldığı siklette katılmamıştım. Tek branş girmiştim. O yüzden yani her zaman idolüm. Ve onunla bir gün dövüşeceğim. Yani ama hayat şunu da gösterdi. Artık yarı final maçını ikimiz omuz omuza izledik. Yani İtalyanla Rus'un maçını beraber izledik yani. Demek ki her şey olabiliyormuş. Yine bir kal yan yana geldiniz yani. Yan yana geldik. Bir kol kola attık böyle. Güzeldi yani. Böyle bir deneyim de oldu. Çok iyiymiş. Peki kendi kariyerin nerede görüyorsun? Yani ne gibi planların var? Şimdi bir yandan salonum var. Yani hı-hı. Aslında daha çok gençsin ama hani emeklilik sonrası aslında bir projende aktif etmiş durumdasın. Öyle bir kariyer planlaman da var. Ama sporcu kimliği olarak sevgili Mehmet Islık ne planlıyor? İşte profesyonellik planlıyor mu? Ya da başka bir hedefi mi var? Neler söyleyebilirsin bununla ilgili? Hedefim her zaman yani her milli sporcu gibi aynı duygularla bayrağımı dalgalandırmak oldu. Son iki senedir gerçekten çeyrek finalde kaybediyoruz. Çok çok verimli çalışıyoruz ama bazı şeyler eksik kalıyor. Bunlar da tecrübe. Çünkü üniversite döneminde bir 3-4 sene üniversite yoğunluğundan milli takıma tekrar seçilememiştim.
son 2 senedir artık verimli çalışmalarım üniversitem bitti. Tam kendime kaldığım noktalardan bahsettiğim için biraz daha artık milli takımdayız. Son 2 senedir çok şükür. Bundan sonraki aşamada hedefim her zaman yine yüksek. Dünya Avrupa şampiyonu olmayı hedefliyorum. Her zaman hedefim bu yönde. Kaybettiğimde bile hemen bir sonraki kaybettiğim yerden hemen sonraki çalışmalarımı hayal ediyorum. Hemen şimdi bırakabiliyor musun geride? Hemen geride bırakabiliyorum. Evet, biraz duruyorum. Evet, bir saat acısı sürüyor. 2 saat sosyal medya, arkadaşlarınız teselliler. O fotoğrafları paylaşmak zor oluyor tabii ki kaybettiğimi söylemek. Ama her zaman kazandığımızı söylemek gibi kaybettiğimizde tabii paylaşıyoruz. Bu şekilde bittikten hemen sonra bir sonraki plan ne olabilir? Buradan ne ders çıkardık? Yani buna bizi federasyon başkanımız da aynısını söylüyor. Hemen yeni programı kurmamız lazım. Çünkü yeniden bir süreç başlıyor bizim için. Ben tekrar tekrar yine ülkeme altın madalya kazandırmak için elimden geleni yapacağım. Kickboks şu an IOS tarafından tanınan bir branş haline geldi. Olimpiyatlarda, ileriki süreçlerde yer alacak ama galiba biz zamanla emekli olmuş olabiliriz. Yani az öyle görünüyor. Yani olimpiyatlarda dövüşmeyi çok isteyen bir sporcuydum. Keşke olsaydı. Belki de yani olur mu? Hayatta, dünya yani. Belki de olur. 2024'de olabilir. Hiç belli olmaz. De olmaz. Biz de yine dövüşüyor oluruz. Ve olimpiyatlara gitmeye hak kazanan bir sporcu olmayı hep hayal ettim. Ama bizim şu an olimpiyatlarımız dünya ve Avrupa şampiyonalarıysa, en iyisi olmak buraysa, en iyisi için çalışmaya devam edeceğim. Yani şu an gelecek planlamam bu. Ne zamana kadar Mehmet, bir yıl belirtir misiniz de derseniz, herhangi bir yıl yok. O başarıyı alana kadar devam edeceğim diyebilirim. Yani gücüm yettikçe, antrenman yaptıkça. Çünkü ben artık şununla da besleniyorum. Kendi öğrencilerimi yetiştirirken akademimde, ben bunu bir sorun olarak ya da işte bölünme olarak görmüyorum. Onlarla beraber antrenman yapıp hep birlikte aynı hedefe koşacağız sonuçta. Onlar da benim yol arkadaşlarım olacaklar. Burada kendimi daha çok güçlü hissediyorum. Beraber antrenman yaptıkça ve beraber madalya avına çıktıkça. Artık yalnız değilim mesela. Doğru, doğru. Peki şimdi şeyi soracağım. Sen şimdi romanın hikayesini anlatırken o bir kura şeydi dağıldı dedi. Senin öyle ya bu darbe nereden geldi? Ne oldu? Nasıl aldım ben bu darbeyi? Var. Yine çok güzel bir anım var. Ben genelde kazandığımdan çok kaybettiklerimi anlatmayı da çok severim. Çok güzel. Kendine inanılmaz barışıksın hakikaten o konuda. Çok güzel. Çok güzel. 2011'de ben kickboksun kickboks haricinde Muay Thai sporcusuyum da aynı zamanda. Muay Thai Federasyonu'na bağlı. 2011'de Muay Thai büyüklerde dövüşüyorum. Çok yine maç öncesi birbirimizle kesişiyoruz, bir Türkiye şampiyonası. Daha çok kickboksçuyum bu arada. Hani kickboks branşına yönlendim ama Muay Thai branşında da kendimi deniyorum tabii ki de. Çıktık. Yine çok böyle vücut olarak kaslı bir abimiz vardı. Kulaklar şu nasıl? İsmi şu an çok bilmiyorum. Abi maç başladı, çok güzel gidiyor. Ben ona o bana. Bir kroşe yedim. Çok güzel yedim. Yani belki Roma'nın yediği kroşeyi yedim. Abi şu. Hakem şöyle yaptı. 6 dedi. Ben dedim ki neden 6'dan başlıyor acaba? Neden 6'dan başlıyor acaba? Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 yani nerede? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Gerçekten o filmlerde görüyoruz ya böyle denge şaşıyor. Alttan böyle sesler geliyor. Harika. Muhteşem bir ortam var. Herkese tavsiye ederim diyorsun. Yani tabii tavsiye etmem. Her sporcu bence bir kere nakavda olup böyle bir ambiyans yaşamalı yani. Muhteşem bir ses olayı var. Birileri sana bağırıyor böyle. Flu şeklinde görüyorsun. Yerdesin. Hakem 6 demiş. Birazdan maç bitebilir. 3-4 saniyede ayağa kalkman lazım. Oradaki verdiği mücadele bütün maçtan daha önemli. Kalktım abi. 9'a kadar saydı. Kalktım. Hala tabii anlamıyorum niye 1 demedi diye de orası bende hala yok, hatırlamıyorum. Gerçekten hatırlamıyorum. İlk 6 saniye yok. Hayatımda anımsamadım. Mücadeleyi devam ederek kaybettim puanla. Allah'tan nakavt olup uyumadım yani. Ama bir 6 saniye hayatımdan gitti. Ben o anı hiçbir yerde görmedim yani. Çok güzel bir anıydı benim için yani. Tabii kaybetmeyi de güzelleştirmek lazım. Yani onlardan da ders çıkarmak lazım. O iki övgün ben çok güzel. Bir hemen geçmişte bırakmak, hani geride bırakmak bir başarı ve hani o bir mağlubiyeti de bu kadar güzel yaşayabilmek de bence. bir sporcu için büyük bir avantaj diye tahmin ediyorum ben. Kesinlikle. Ya zaten hani bir de öğrencilerimi anlatırken çünkü hep şey görüyorlar. Şimdi çok şükür son 2-3 senedir Türkiye şampiyonları yılda 3 defa yapılıyor artık. Milli takım seçme kriterleri var. Şimdi son 2,5 senedir hep şampiyon oluyorum. Milli takıma gidebilmek için. Yılda 1 tane uluslararası 2 tane Türkiye şampiyonası yapılıyor. Bunlardan şampiyon oldukça yani ilk 4 kürsü yaptıkça
puan topluyoruz ve en son senenin sonunda bu siklette en çok puanı toplayan sporcu ülkemizi temsil ediyor. Şimdi böyle olunca tabii kariyer planlaması için de bol bol madalya şansımız var. Şampiyon doğru. Oluyorsunuz 3 ayda 4 ayda bir Türkiye şampiyonası ya da uluslararası bir maç var. Öğrencilerin gözünde muhteşemsin. Hele o miniklerin gözünde madalya sayıyorlar artık böyle. Salonumda bir madalya kürsüm var. Orada sayıyorlar böyle. Hocam işte şu kadar oldu bir tane daha gelecek falan diyorum ben de onlara falan böyle alışıyorlar. Ama tabii şunları da gösteriyorum. Kaybettiğim maçları onlara izletiyorum. Yani hep kazanma odaklı olmasınlar. Kaybetmek de var. Çünkü onlar hep bizim gülen yüzümüzü, madalyalarımızı işte süper kahraman olarak görüyorlar. Kaybetmeyi de bilmeliler. Çünkü böyle gözyaşları dökülüyor. Bazen antrenman maçları yaparken aralarında işte 3 yıldır geliyorum, işte 2 yıldır gidiyorum ama başaramıyorum, dayak yiyorum burada falan diye şeyler de var, seslenişler de var küçük öğrencilerimden. Ben de gayet normal karşılıyorum. Bunlar da olacak. Biz de böyle kaybediyoruz şeklinde onları telkin ediyorum yani. Çünkü bunları anlatmak da onlara çok önemli. Her yaşa anlatmak tabii ki de. Çünkü kazanmak için ben de çok kaybettim. Öncelikle kaybediyorsunuz. Yani kimisi de çok güzel kazanarak da gidiyor tabii. Kaybetmeyi yaşamak, kaybetmeyi bilmek hakikaten çok kesinlikle önemli. Öyle. Bunu yaşamanız lazım. O yüzden o şekilde. Sevgili Mehmet Mustafa, çok teşekkür ederim. Harika bir sohbet oldu. Çok keyifliydi. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tekrar görüşmek üzere. Sağ olun. Tekrar görüşürüz. Sağ olun. Kolay gelsin. Ağzına sağlık. Sağ olun. Bol şans. Sağ olun. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler.